Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Kimya birinci dönemi full özetliyoruz arkadaşlar. Hiçbir eksik kalmamacasına güzel bir çalışma yapıyoruz. Tabii ki özet bir çalışma olacak. Bunu bize hangi imkanları sunacak? Eksiklerimizi tespit edeceğiz. Geriye dönüp çalışma fırsatı bulacağız. Nerelere çalışmamız gerekiyor? Nerelere özellikle dikkat etmemiz gerekiyor? Bunlar üzerine duruyor olacağız. Şimdi konularımız nelerdi? Şöyle hep birlikte bir bakalım arkadaşlar. İlk ünite olarak neler yapmıştık? Kimya bilimi ünitesini yapmıştık. Burada alt başlık olarak simyadan kimyaya isimli bir bölüm vardı. Kimyanın tarihçesini işlemiştik burada. Ardından kimya disiplinleri ve kimyanın çalışma alanları demiştik kimyanın alt disiplinlerinden ve hangi alanlarda çalıştığından, hangi endüstrilerin yer aldığından, hangi mesleklerin kimya ile ilgili çalışmalar yaptığından bahsetmiştik. Ardından kimyanın sembolik dilinde elementler ve bileşikler üzerinde durmuştuk ve element sembolleri, bileşik formülleri üzerine konuşmuştuk. Sonrasında da iş sağlığı ve güvenliği dedik. Burada neler yaptık? Peki laboratuvar kuralları, laboratuvarda yaptığımız çalışmalar üzerinde durduk. Bazı kimyasallardan bahsettik ve güvenlik uyarı işaretlerinden bahsettik. Sonrasında atom ve periyodik sistem gibi çok çok önemli bir üniteye geçiş yaptık. Burada atom modellerini tanıdık. Atomun yapısı üzerine durduk ve periyodik sistem üzerine çalıştık. Burası çok çok daha önemli bir kısımdı tabii ki. Periyodik sistemde, periyodik sistemin genel özellikleri tabii ki öncesinde tarihçesi, ardından da periyodik özellikler yani periyodik sistemde sağa gittikçe ya da aşağı doğru gittikçe değişen bazı özellikler üzerine durduk. Sonrasında da kimyasal türler ve türler arası etkileşimler dedik bu ünitenin tabii ki bir kısmını yaptık. Ne yaptık burada? Kimyasal türleri tanıdık. Kimyasal türler arasındaki etkileşimlerin sınıflandırmasını yaptık. Güçlü ve zayıf etkileşimler olmak üzere iki temel başlıkta inceledik ve güçlü etkileşimlerin büyük bir kısmını tamamladık tabii ki burada iyonik ve kovalent bağ ağırlıklı olarak işlendi. Peki, şimdi bunların hepsini özetleyeceğiz. Ardından ne yapacağız peki? Bizim üzerimize düşen görev nedir? Mevzuyu tam anlamıyla kapatmak için. Arkadaşlar hemen alacağız karşımıza sıfırdan dokuza kimya kitabını. Şimdi neler yapacağız? Şöyle ikindekiler kısmından hemen birlikte bakalım. Simyadan kimyaya kısmıyla başlayacağız. Yani kimya bilimi ünitesini tamamlayacağız atom ve periyodik sistem ünitesini tamamlayacağız. Sonrasında ise kimyasal türler arası etkileşimlerde güçlü etkileşimlerin büyük kısmını bitiriyor olacağız. Yani 134. sayfaya kadar ne var ne yok çalışmamız gerekiyor. Bu dersten sonra hemen kitabı karşımıza alıp bu kitapta neler vardı şöyle ondan da bahsedelim. Genel anlamda bize konuyu özetleyen bir sayfa ve bu özetlediği kısımla ilgili soruların bulunduğu sayfalar bizi bekliyor olacak. Her sayfayı çevirdiğimizde bize bir kazanımı anlatıyor olacak bu kitap ve onunla ilgili de sorular soruyor olacak ve bölümler tamamlandıktan sonra da bize bölüm testlerini sunuyor olacak. Bölüm testleri yani tarama testleri olacak. Ardından ise ünitelerin sonlarında genel bütün üniteye bakış atan ünite testleri bizi bekliyor olacak. Yani oldukça faydalı bir kitap olacak. Ve kitabımızda diyelim ki herhangi bir soruyu çözemedik ne yapıyoruz? Hemen sayfada karekod bizi bekliyor olacak. Bu karekod sayesinde video çözümüyle bütün eksiklerimizi kapatma şansına sahip oluyoruz. Sıfırdan 9 ayı bitirdikten sonra unutmuyoruz. Dinamo Kimya kitabını karşımıza alıyoruz. Bu da artık son rütuşları attığımız kitap olacak arkadaşlar. Burada da aynı şekilde içindekilerden bakacak olursak kimya bilimi, atom ve periyodik sistem ve kimyasal türler arası etkileşimlerde güçlü etkileşimlerin sonuna kadar yani 113. sayfaya kadar çözmemiz gerekecek. Burada da her sayfada bir Çözümlü örnek bizi bekliyor olacak. Bu sayede aslında kazanımı bize anlatacak. Ardından da bu kazanımla ilgili her sayfanın altında sorular bizi bekliyor olacak. Yine bölüm sonlarında ve ünite sonlarında bizi bekleyen testler olacak. Aynı şekilde kare kod sayesinde video çözümlerine de ulaşma şansına sahip olacağız. Şimdi ödevlendirmeyi de baştan yaptık. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim ve dalalım konuların içerisine. İlk olarak dedik ki simyadan kimyaya isimli bir bölümümüz vardı. Burası çok önemli bir bölüm. Kimyanın tarihçesini anlamamızı sağlayan bölümdü. Nelerden bahsetmiştik? Kimyayı dört ana evrede incelemiştik. Kimyanın tarihini böyle değerlendirmiştik. Simya öncesi dönemden bahsediyorsak burada Mısır ve Mezopotamya'dan bahsedeceğiz arkadaşlar. Çünkü ilk medeniyetler burada kuruluyor. Dolayısıyla da insanların ufak tepki... ...çapta tabii ki daha ilkel anlamda çalışmaları yaptığı yerler buralardı. Mısır'da mesela kol adı verilen sürmeleri kullanmaya başlamıştı insanlar. Bu şekilde e, kimyasallarla tanışmaya başlamışlardı. E, yiyecek içeceklerin daha uzun süre kullanımını sağlayan bir sürü yöntem geliştirmişlerdi. Mezopotamya'da e, Nipur adı verilen bir kentin kalıntılarında 12 tane ilacın yer aldığı bir ilaç kitabı ortaya çıkıyordu arkadaşlar bir kil tablet üzerine yazılmış bir kitaptı. Bu da orada e, ilaçlar üzerine çalışmalar, bitkiler ve hayvanlar üzerine çalışmaların başladığını bize söylüyor. Tabii ki bu çok daha eski tarihlere dayanan çalışmalar. Ardından simya dönemi başlıyor. Simya bir felsefenin ortaya çıkış hikayesidir aslında. Bizi kimyaya taşıyan felsefe budur arkadaşlar. Simyanın felsefesinde temelde ne vardı? Üç tane hayal kuruyordu simyacılar. Diyorlardı ki biz ölümsüzlük iksirini bulabiliriz. Bu sayede sonsuz yaşama kavuşabiliriz. Felsefe taşını bulabiliriz. Bu taş sayesinde istediğimiz her şeyi elde edebiliriz. O taşı bir şeye dokundurmamız yeterli olacak. Ve bütün değersiz metalleri altına çevirebiliriz. Hayalleri kuruyorlardı. Bu hayalleri gerçekleştirmek için bazı çalışmalar yapıyorlardı. Ve bu çalışmalar sayesinde tabii ki bu hayallerin hiçbirine ulaşamıyorlar. Ama ne yapıyorlar? Bir sürü başka maddeyi ortaya çıkarıyorlar. Atıyorum metalleri altına çevirmek için bazı deneysel çalışmalar yapıyorlar. Daha doğrusu e, deneme yanılma çalışmaları yapıyorlar. Ve bu deneme yanılma çalışmaları sayesinde birçok alaşımı ortaya çıkarıyorlar. Veya ölümsüzlük iksirini bulmak isterken yanlışlıkla bir sürü ilacı, bir sürü minerali keşfediyorlar. E, bu şekilde de simyayı kimyaya taşıyan bir sürü bulgu ortaya çıkıyor. Ardından buradaki çalışmalar bir araya geliyor, 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 toplanıyor ve bizi geleneksel kimya dönemine taşıyor. Geleneksel kimya kitabı kimya dönemi özür diliyorum. Buradaki yanlışlıkları kapatmak için ortaya çıkan bir dönemdir diyebiliriz. Yani bir felsefe var. Burada bir sürü yanlış bilgi ortaya çıkıyor. İşte bu yanlış bilgilerin çürütüldüğü dönem olarak düşünebiliriz. Burada ön plana çıkan çalışmalar nelerdi? Robert Boyle çok önemli bir isim arkadaşlar. Karşımıza da sorularda illaki çıkacaktır. Robert Boyle ne yapıyordu? Bir kitap yazıyordu ve bu kitapta element tanımını yapıyordu. Bu element tanımı sayesinde simya döneminde yapılan dört element kuramı vardı. Hatırlıyorsanız dört element kuramında simyacılar maddeyi tanımlarken maddenin ateş, su, hava ve toprak olmak üzere dört temel elementten oluştuğunu iddia ediyorlardı. Ancak burada Robert Boyle'un yaptığı element tanımı sayesinde bu çürütülüyor. Dolayısıyla simyayı bitiren hamle bu oluyor diyebiliriz. Ardından filojiston kuramı burada ortaya atılıyordu. Filojiston kuramı yanma olayını açıklamak için ortaya atılan bir kuramdı. Ee, diyorlardı ki yanma maddelerin e, yanıcı maddeler daha doğrusu filojiston ve külden oluşur. Filojiston dediğimiz şey ateşin ruhudur. Ve bunlar yandıkları anda filojiston ortamı terk ettiği için yani atomun. E, ruhu e, ateşin ruhu ortamdan uzaklaştığı için yanma olayı gerçekleşir. Tabii ki burada yanlış bir tanım var ama simyayı bitiren hamlelerden birisi de bu oluyordu. Ve Dalton'un atom modeli burada ortaya çıkıyor. Yani element tanımı hani 4 öğe kuramı bitiriliyor burada. E, ve bu dört öğe kuramının düzeltilmesi gerekiyor. Onun yerine bir şey konulması gerekiyor. Ne konuyu? Atom kavramı ortaya konuluyor. Ve bunu ortaya atan kişi Dalton oluyordu. Tabii ki Demokritus Hatırlarsak çok daha önceden simya döneminde atom kavramından bahsediyor ama burada bahsi felsefik açıdan var. Yani atom kavramını bilimsel bir tanımlamayla ortaya çıkarmıyor. Dalton atom üzerine ilk defa bilimsel çalışma yapan kişidir arkadaşlar. Tabii ki çok fazla eksiği var bugünkü bilgimize göre ama ortaya ilk atıldığı nokta burası. Sonradan da atom modeli geliştirile geliştirile bugünkü halini alıyor. Ardından modern kimya dönemi başlıyor. Yani simyayı bitiren hamle burası. Buradan sonra da sim, kimyayı oluşturan hamleler geliyor. Bunların başında da kütlenin korunumu kanunu geliyor. Lavoisier tarafından ortaya atılan bu kanun Kimyayı bilim haline getiren ve bilimsel çalışmaları ortaya atan e, kanun oluyor arkadaşlar. Modern kimyanın başlangıcı olarak bu olayı kabul ediyoruz. Dolayısıyla da modern kimyanın babası Leewoizidir diyoruz. Tabii ki modern kimyanın bir diğer önemli adımı, bir diğer önemli hamlesi ise radyoaktivitenin ortaya atılması oluyor. Peki. Simya ile kimyanın temel farkları nedir arkadaşlar? Hani bu ikisini birbirinden nasıl ayırabiliriz? Dedik ki simya zaman içerisinde dönüşe dönüşe kimyanın bugünkü haline ulaşmıştır. Kimyanın önceki halidir, ilkel halidir diyebiliriz. Şimdi en temel fark simya bir bilim değildir arkadaşlar. Simya bir felsefik akımdır ama kimya... Simyanın gelişerek bir bilime dönüşmüş halidir diyebiliriz. Dolayısıyla simya bir bilim değilken kimya bir bilimdir diyorduk. Simya sınama yanılmaya dayanıyordu. Hani sonucunu tahmin etmiyorsun. Acaba olabilir mi? Acaba buradan bir şey çıkar mı deyip bazı çalışmalar yapıyorsun ama kimyada deneyler ve gözlemler vardı. En yani temel fark bu. Sınama yanılmayla deney gözlem arasında çok önemli farklılıklar var. Burada sistematik bilgi birikimine dayalı bir çalışma varken burada öyle bir şey yok. Bir diğer önemli fark da tabii ki simyada sistematik bir bilgi birikimi yokken Kimya sistematik bir bilgi birikimine dayanıyor. Yani bilgiler üst üste konula 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 bir topluluk haline geliyor. Bir bilim bütünü haline geliyor ve kimya bilimini oluşturuyor. Peki simyadan kimyaya hangi bulgular aktarıldı? Hangi çalışmalar yapıldı? Bunlar nasıl sonuçlar verdi? Tabii ki birçok var burada sayamayacağımız kadar fazla var. Bazılarını sadece belirtelim hatırlayalım. <laughs> şap gibi, sofra tuzu gibi, kükürt buharı gibi veya barut gibi maddeler geliştirildi simya döneminde ki biz bugün hala da bunları kullanmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar genel anlamda hangisi simya döneminde hangisi kimya döneminde tabii ki ezberden bilemeyiz hepsini hatırlayamayız. Sadece şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer fiziksel bir yöntemle bulunmuş, daha ilkel bir çalışmanın ürününden bahsediyorsak simya dönemine aittir. Ancak daha teknoloji gerektiren bir çalışma ise kimyasal bir çalışmanın ürünü ise o ancak günümüzde yapılmıştır. Yani kimya dönemine aittir. Mesela damıtma, kristallendirme, süzme, aktarma gibi yöntemlerden bahsediyorsak bunlar da yine e, oldukça basit fiziksel yöntemler olduğu için simya döneminde geliştirilen yöntemler ve bugünümüze aktarılmış kil de yine simya döneminde geliştirilen maddelerden birisiydi. Peki hangi uygarlıklar? simya çalışmalarına katkıda bulunmuş uygarlıklardı. Mezopotamya ve Mısır ta simya öncesi dönemde bile önemli gelişmeler kaydetmiş medeniyetlerde, uygarlıklardı. Bunları hatırlayalım. Az önce bahsettik zaten neler yaptığını. Yunan medeniyeti simya felsefesinin ortaya çıktığı yerdi. Onu hatırlayalım. E, bütün önemli simyacılar buradadır diyebiliriz. İlk olarak felsefeyi ortaya atan e, simyacılar. Çin medeniyetinden bahsediyorsak Çin medeniyeti yine barut gibi, e, kağıt gibi çok önemli e, çalışmaları yapan bir medeniyetti. İlk tepkime cetvelliğini hazırlayan Çinlilerdi. Hint medeniyeti deyince aklımıza hemen matematik gelebilir. Matematik konusunda oldukça gelişmiş bir medeniyetti. Sıfır sayısını keşfeden medeniyet Hint medeniyetiydi. İslam medeniyeti aslında... E, simyaya, simyanın kimyaya en yakın olduğu medeniyet diyebiliriz. Çok önemli çalışmalar yapmışlardı ki Ebu Bekir Errazi ve Cabir bin Hayyan çok önemli simya alimleriydi diyebiliriz. Orta Asya medeniyetleri yine atla ilgili her şeyde onlar var diyebiliriz arkadaşlar. Kargı, pulluk gibi maddelerin keşfini gerçekleştiren medeniyetti. Bilim insanlarına geldiğimiz zaman Empedokles, Demokritus ve Aristo Yunan medeniyetinin önde gelen simyacılarıydı. Empedokles dört öğe kuramını ortaya atan ilk kişiydi. Yani maddenin dört temel öğeden oluştuğunu iddia ediyordu. Demokritos atom kavramından ilk defa bahseden bilim insanıydı. Aristo'ya geldiğimiz zaman Aristo bu ikisinden Empedokles'i seçen kişiydi. Empedokles'in fikirlerinin yani dört öğe kuramının yayılmasını sağlayan kişiydi. Dört temel öğe kuramına dört temelde özelliği katıyordu ve diyordu ki bir madde e, sıcak, soğuk, ıslak veya kuru özelliklerinden yani bu dört özellikten ikisini taşımak zorundadır. Cabir bin Hayyan ve Ebu Bekir er Razi İslam medeniyetinin önde gelen isimleriydi. E, laboratuvar konusunda en önemli çalışmaları bunlar yapmış ve birçok kimyasalın keşfini bu iki insan gerçekleştirmişti. Robert Boyle'dan bahsedecek olursak simyayı bitiren adam. Yazdığı kitap sayesinde element tanımını yapıyordu ve 4 öğe kuramını ortadan kaldırıyordu. Levoise ise kimyayı başlatan adam. E, Levoise ne yapıyordu? Kütlenin korunumu kanunu sayesinde e, modern kimyanın başlangıcını gerçekleştiriyordu. Levoise ile ilgili bilmemiz gereken bir diğer önemli nokta ise yanma olayını. Bugün bildiğimiz anlamda yani maddelerin oksijen gazıyla verdiği tepkimedir şeklinde tanımlayan ilk kişiydi. <laughs> Disiplinler, endüstriler ve mesleklerden bahsedecek olursak kimyanın alt disiplinleri analitik kimyadan bahsedecek olursak ilk olarak analitik kimya deyince aklımıza hemen analizler gelecek. Yani analitik kimya bir maddenin bir örneğin içerisinde hangi maddeler var, hangi miktarlarda var, hangi derişimlerde var bununla ilgili ölçümler yapıp bize bilgi veren disiplinde organik kimya gelince hemen aklımıza karbon gelecek. Karbon içerikli bileşikleri inceleyen bilim dalıydı. Temelinde karbon olan bileşikler varsa organik kimyanın ilgi alanına giriyordu. an organik kimya da bunun tam tersi. Temelinde karbon olmayan bütün maddeleri inceleyen bilim dalıydı. Fiziko kimya adı üzerinde zaten fizik ve kimyayı birleştiren bilim dalıydı. Alt disiplinde arkadaşlar bir tepkimede kimyasal bir olaydaki enerji olaylarını tepkime mekanizmalarını inceleyen bilim dalı. Biyokimyada yine adı üzerinde biyoloji ve kimyayı birleştiren bilim dalından bahsediyoruz burada. E, canlı organizmaların yapısını inceleyen bilim dalıdır diyebiliriz. Endüstriyel kimyaya geldiğimiz zaman yüksek miktarda üretimi inceleyen bilim dalıdır. Yani kimyasalları sadece küçük laboratuvar ortamlarında değil büyük miktarlarda endüstriyel o miktarlarda üretim yapacağımız zaman nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Yani sadece Bilimsel kısmına değil işin ekonomik kısmına da bakan bilim dalıdır diyebiliriz. Endüstrilere geldiğimiz zaman ilaç, gübre, arıtım, petrokimya, boya ve tekstil endüstrileri önde gelen kimya ile alakalı endüstrilerdir. İlacın bütün aşamalarında yani ham maddesinin eldesinden prospektüsünün yazımına hatta satım kısmına hatta bunların saklanma kısımlarına kadar her kısmında kimya bilgisini ihtiyaç duyuyorduk. Gübre aynı şekilde gübrenin bütün süreçlerinde kimyadan bahsetmemiz gerekiyordu. Gübrenin ham maddesi eldesinden toprağın analizine, e, ardından e, üretim sürecinden uygulama sürecine bütün kısımlarda vardı. Arıtım deyince aklımıza neler geliyordu? Havanın e, temizlenmesi ya da suyun e, arıtımı gibi bütün olaylarda ya da petrolün arıtımı da tabii ki aynı şekilde arıtım endüstrisinin ilgi alanına giriyordu. Dolayısıyla Petro, kimya ile alakalıydı. Petrokimya petrol ve doğalgazın bütün türevlerinin üretim sürecinde yer alan endüstriydi. Boya ve tekstil birbirleriyle tabii ki paralel iki sektörden bahsediyoruz. Hayvansal veya bitkisel ürünlerin boyalara veya tekstil ürünlerine, iplik ürünlerine dönüştüğü endüstrilerdi bunlar. Mesleklere geldiğimiz zaman kimya mühendisi, kimya bilimini, fizik, biyoloji, matematik ve ekonomi bilimiyle birleştirip yeni ürünler ortaya koyan meslek dalıydı. Metalürji mühendisine geldiğimiz zaman adı üzerinde zaten metalle ilgili bütün çalışmaları, metal filizlerinin dönüştürülmesi dönüştürülmesiyle ilgili bütün çalışmaları yapan kişiler de bunlar da buradan bazı tasarımlar ortaya çıkarıyorlardı. Eczacı ilaç sektöründe çalışan kişidir arkadaşlar İlacın her aşamasında eczacı yer alır yani ham maddesinin eldesinden ilacın tespit edilmesine, üretilmesine, geliştirilmesine bütün süreçlerde yer alır ve bu bütün süreçlerin tamamında kimya bilgisine ihtiyaç duyar demiştik. Kimyagere geldiğimiz zaman kimya bilimini geliştiren kişiler var arkadaşlar karşımızda. E, kimyanın herhangi bir alt disiplininde uzmanlaşmış kişiye kimyager diyoruz, kimya öğretmenine geldiğimiz zaman da genel kimya bilgisinin halk tarafından benimsenmesini ve geliştirilmesini, öğrenilmesini sağlayan temel kişiydi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış kişiler olacak tabii ki. Kimyanın sembolik dili kısmına geldiğimiz zaman burada arkadaşlar özellikle ilk 20 element ve bazı yaygın elementlerin isimlerini bilmek zorundayız. Hidrojenin H, berilyumun B, BE, azotun <laughs> N, ne, neonun Ne, alüminyumun Al, kükürdün S, Bakın burada genellikle baş harfiyle sembolü farklı olan elementler üzerinde durmak zorunda sorularda da genellikle bunları bize soruyorlar. Potasyumun sembolün K olduğunu bilmemiz gerekiyor. Helyum He, e, Bor B, Oksijen O, Sodyum Na, Silisyum Si, Klor Cl, Kalsiyum Ca şeklindeydi. Lityum Li, Karbon C, Flor F, Magnezyum Mg, Fosfor P ve Argon Ar şeklinde sembollere sahiplerdi. Bunun ne biliyoruz? İlk defa Berzelius tarafından bu sembollendirmeye geçilmesi önerilmişti. Daha öncesinde fiziksel özelliklerini gösteren bazı semboller kullanılıyordu. Mesela altın için güneşe benzer bir sembol kullanılıyordu. Diyorlardı ki altının sembolü şöyle bir şey olsun. Çünkü oldukça parlak tıpkı güneşe benziyor. Ama keşfedilen element sayısı arttıkça Berzelius ortaya çıktı ve dedi ki biz bu elementlerin isimlerinin ilk veya ilk iki harfini kullanalım. Sembollerini belirlerken ki daha yaygın bir sembol kullanımı mümkün olsun herkes daha rahat bir şekilde anlayabilsin. Yaygın bazı elementlere geldiğimiz zaman krom, cr, kobalt, co, Çinko, zn sembolüne sahip, kalay, sn, platin, pt, kurşun, pb sembolüne sahip, mangan, mn, nikel, ni, brom, br, iot, i, altın, au, demir, fe, bakır, cu, gümüş, ag, baryum, ba ve civa HG sembolüne sahip arkadaşlar tavsiyem nedir? Bunları mümkün olduğunca şöyle çıktılar alın ve sürekli görebileceğiniz bir yerde tutun bunları ezberlememiz gerekiyor. Çok çok ihtiyaç duyacağız her aşamada. Bileşiklere geldiğimiz zaman da bileşikler formüllerle gösteriliyordu. Elementler sembollerle gösterilirken en önemli farklarından birisi de buydu. Birden fazla tür atomdan oluşan yapılar bileşik yapılarıydı. Bazı bileşiklerin yaygın adlarını bilmemiz gerekiyor. Mesela bu su yaygın adına sahipti. E, HCl gibi bir formüle sahip olan bileşik tuz ruhu olarak isimlendiriliyordu. H2SO4 Zatya ismine sahipti. HNO3 Kezzap ismine sahipti. ch 3 cooh sirke asidi olarak bildiğimiz asidin formülüydü arkadaşlar. CaCO3 kireç taşına aitti. NaHCO3 yemek sodasıydı. Sodyum bir karbonat olarak biliyoruz biz bunu. NH3 amonya ait formüldü. CaOH2 sönmüş kireç. Sodyum hidroksit NaOH sud kostik olarak isimlendiriliyordu. KOH ise potas kostik olarak isimlendiriliyor. CaO sönmemiş kirecin adıydı ve NaCl yemek tuzuna verilen isimdi. Gelelim güvenlik uyarı işaretlerinden bahsetmeye arkadaşlar bunların anlamlarını çok iyi biliyor olmamız gerekiyor. Şöyle bir sembol gördüğümüz zaman işaret gördüğümüz zaman bu yanıcı madde olarak bilecektik. Yani bu maddenin yanıcı özellik gösterdiğini dolayısıyla da Oksijenden, yakıcı maddelerden uzak tutmamız gerektiğini, kıvılcımdan, yüksek ısıdan uzak tutmamız gerektiğini bileceğiz. Buna geldiğimiz zaman genellikle şu iki sembol birbirine çok karıştırılıyor. Eğer ortasında şöyle bir yuvarlak görüyorsak bu onun yakıcı madde olduğunu gösteriyor. Yani bu iki sembol üzerinde olan iki maddeyi birbirinden kesinlikle uzak tutmamız gerekiyor. Bunlar birleştiği zaman yanma olayı gerçekleşir. Buraya geldiğimiz zaman gördüğümüz üzere zaten şekilde bize kopyayı veriyor tahriş edici, pardon, aşındırıcı maddelerin üzerinde gördüğümüz işaret bu olacak arkadaşlar. Genellikle asitlerin üzerinde bunu göreceğiz. Metal yüzeylerden ve ciltle temasından kesinlikle kaşınmamız gerekiyor. Aşındırıcı madde olarak değerlendiriyoruz. Ünlem işareti tahriş edici maddelerin üzerinde yer alıyordu. Tahriş edici özellik gösteriyor. Bu ne demek? Yine ciltten uzak tutmamız gerekiyor. Tamam bir aşındırıcı madde kadar önemli etkilere sahip değil ama kaşıntılara, kabartılara sebep olabilir. Dolayısıyla kesinlikle cildimizden uzak tutuyoruz. Bu işaret hemen ...zaten zaten şekilde bize kopyayı veriyor aslında. Patlayıcı maddelerin üzerinde yer aldığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla bu işareti görüyorsak herhangi bir maddenin üzerinde onu kıvılcımdan, darbelerden uzak tutmamız gerekiyor. Kuru kafa işareti toksik maddelerin üzerinde gözecek. Yani bir diğer adıyla ...zehirleyici olduğunu bize söylüyor. Dolayısıyla kesinlikle solumaktan kaçınmamız gerekiyor. Bu işareti görüyorsak zaten arkamızı dönüp kaçmamız gerekiyor. Çünkü radyoaktif özellik gösteriyordur bu maddeler. Ve radyasyon yayıyordur. Yani kanserojen etkiye sahiptir. Burada ölü balık ve kurumuş ağaç şekillerini gördüğümüz işaret ise... ...çevreye zararlı madde konusunda bizi uyarıyor. Çevre e, bunu... ...imha ederken çok daha dikkatli davranmamız gerekiyormuş. Çevreye zararlı madde. Peki. Geçelim atomdan bahsetmeye, atomun yapısından ve atoma ait bazı özelliklerden. Şimdi atom kavramı konusunda atom modellerini şöyle bir hatırlayacak olursak tabii ki buraya geçmeden önce kimler vardı, hangi çalışmalar yapılmıştı? İlk olarak Dalton bir atom modeliyle ortaya çıkıyordu. Dalton'un atom modelinden sonra hani içi dolu berk bir küre olarak tanımlıyordu. Sonrasında Thomson yeni bir atom modeli ortaya atıyordu çünkü... Arada Faraday'ın yaptığı elektroliz deneyleri sayesinde negatif yüklü taneciklerin varlığı ortaya çıkıyordu ve Thomson yaptığı çalışmalarda elektron kavramından bahsediyordu. Biz onu üzümlü kek modeli olarak biliyorduk. Ardından Rutherford'un yaptığı e, deneylerde e, ve bu deneyin adını da altın levha deneyi ya da alfa saçılması deneyi olarak biliyoruz. Çekirdeğin keşfi gerçekleşiyordu. Dolayısıyla çekirdekli atom modelini ilk defa Rutherford ortaya atıyor Thomson'dan hemen sonra. Sonrasında ise Bohr katman kavramını keşfederek Katmanların yer aldığı bir atom modeli ortaya atıyordu. ve bugünkü haline gelirken de şöyle bir bilgi ortaya çıkıyordu. Biz bir atomun yapısından bahsediyorsak çekirdeği vardır, çekirdeğin etrafında farklı enerji seviyeleri vardır. Tabii ki borun atom modeline göre bu çizimi yapabiliriz ve belli en e, uzaklıkta farklı enerji seviyelerinde bu elektronlar yer alır diyoruz. Bunu bir sembol olarak gösterecek olursak. Atom altı tanecik olarak biz neyi biliyoruz? Proton var, elektron var ve nötronlar var. Proton ve nötronlar çekirdekte yer alırken elektronlar enerji seviyelerinde yer alıyordur diyoruz. Şimdi bir sembolde atomun taşıdığı elektron sayısını nereye, proton sayısını nereye, nötron sayısını nereye yazacağız ve bunlar bize neleri ifade edecek? Onları şöyle bir olursak sol alt tarafı arkadaşlar atom numarasını yazıyoruz her zaman için. Bu atom numarası bize... O atomun taşıdığı proton sayısını veriyor arkadaşlar. Kaç tane proton var? Bundan bahsederken bunu kullanacağız. Bir diğer adıyla çekirdek yükü olarak bunu isimlendirebiliyorduk. Çünkü proton atomda yer alan tek pozitif yüklü taneciktir. Ve çekirdekte yer alan tek yüklü taneciktir. Dolayısıyla çekirdeğin yükünü o atomda yer alan proton sayısı bize söylüyordu. Onu hemen son, sol alt tarafa yazıyoruz. Peki neden atom numarası olarak isimlendiriyoruz? Çünkü atomun türüyle ile ilgili bilgi yine... E, atom numarası söylüyordu. Yani hangi elemente ait işte onu buradan ortaya çıkarabiliyorduk. Kütle numarası şu sol üst tarafa yazdığımız sayıydı. Bu da proton sayısı ve nötron sayısının toplamı şeklinde ifade ediliyordu. Yani biz eğer kütle numarasını bulmak istiyorsak bunu proton sayısıyla nötron sayısını toplayarak elde etme şansına sahip oluyorduk. Kütle numarasının bir diğer adı. Nükleon sayısıydı. Nükleon çekirdekteki tanecik demek. Dolayısıyla çekirdekte yer alan tanecik sayısını bu ikisinin toplamı ile hesaplayabiliyorduk. Kütle numarasını az önce de belirttiğimiz üzere proton ve nötron sayısının toplamı şeklinde bulabiliyoruz. Sağ alt tarafa elektron sayısını yazıyoruz. Kaç tane elektron yer aldığını. Şöyle sağ üst tarafa da iyon yükünü yazıyoruz arkadaşlar. Bu iyon yükü eğer sıfırsa proton sayısı elektron sayısına eşittir. Yani atomumuz nötrdür demek oluyordu. Eğer proton sayısı elektron sayısından büyükse buraya pozitif bir sayı yazıyoruz. Kaç tane fazla olduğunu belirtmek için. Çünkü iyon yükünü hesaplamak istiyorsak proton sayısından elektron sayısını çıkarmamız yeterli olacak. Bu Bizim elimizde bir iyonun oluştuğunu ve pozitif yüklü olduğu için de katyon olduğunu gösteriyordu. Eğer elektron sayısı proton sayısından fazlaysa, yani dışarıdan elektron almış bir tanecik varsa bizim elimizde bu negatif yüklü bir iyona sahip olduğumuzu gösteriyordu. Yani bir diğer adıyla elimizdeki iyonun bir anyon yapısı olduğunu söylüyordu. Şimdi burada izotop, izoton, izobar ve izoelektronik kavramlarını şöyle bir hatırlayacak olursak izotop demek iki tane atomumuz var. Bu iki atomdan proton sayıları birbiriyle aynı ancak nötron sayıları dolayısıyla kütle numaraları birbirinden farklı olduğunu söylüyordu. Ne gibi? İşte e, klor var bizim elimizde iki tane diyelim. İkisinin de 17'şer tane protonu var. Proton sayılar aynı olmak zorunda ama nötron sayısı ve dolayısıyla da kütle numarası birbirinden farklı olmak zorunda. İki farklı atomda birinin 18 diğerinin 20 tane nötronu varsa bunun 37 e, Pardon bunun 35, bunun da 37 tane e, nükleonu vardır. Yani kütle numaraları bu şekildedir. Dolayısıyla birbirinin izotopudur şeklinde tanımlayabileceğiz. İzotona geldiğimiz zaman bize buradaki N ve P harfleri kopya veriyor. Çünkü izotonda nötron sayısı aynı iken, bu defa proton sayıları dolayısıyla kütle numaraları birbirinden farklı olan iki tanecikten bahsediyor oluyorduk. İzobar diyorsak izobarda kütle numarası aynı yani toplamları aynı ama proton sayıları ve nötron sayıları birbirinden farklı olan taneciklerden bahsederken kullandığımız ifadeydi izobar. İzoelektronik taneciklere geldiğimiz zaman bu defa da adı üzerinde elektronik yani elektron sayıları aynı. Elektron sayıları aynı olmak zorunda ama farklı olan bir şey olması lazım. Bu defa proton sayıları farklı olacak ki biz bunlara birbirinin izoelektroniğidir diyebilelim. Ne gibi mesela? Sodyum 11 tane protonu var. Bunun artı 1 yüklü halinden bahsediyorsak ne dedik? Burası artı 1 ise iyon yükü proton sayısı ile elektron sayısının farkını verdiğine göre 10 tane elektron olması lazım. Mesela e, flordan bahsediyorsak 9 tane protonu var ve eksi 1 yüklü hali ise eğer bizim değerlendirdiğimiz tanecik 10 tane elektronun olması gerekiyor. Şimdi İkisinin elektron sayısı birbiriyle aynı ama proton sayısı birbirinden farklı. Dolayısıyla bunlar birbirinin izoelektroniğidir şeklinde tanımlayabiliyoruz. Gelelim periyodik sisteme. Periyodik sistemde çalışmaları hani tabii ki daha öncesinde birçok çalışma yapıldı ama en önemli ve günümüzdeki çalışmalara en yakın çalışmayı yapan... ...dolayısıyla da periyodik sistemin babası olarak bilinen kişi Mendeleyev'di arkadaşlar. Mendeleyev yaptığı çalışmalardan yapmıştı. O zamana kadar keşfedilen... 63 tane elementi incelemiş ve bu elementlere kendi hazırladığı periyodik sistemde yer vermişti. Ancak bugünkü halinden farklı olarak kütle numarasını kullanmıştı e, Mendeleev çalışmalarını yaparken. Biz bugün neyi kullanıyoruz? Atom numarasını kullanıyoruz ve onu en önemli çalışmaları yapan kişi yapan özelliği ise. E, Periyodik sisteminde boşluklar bırakmış olmasıydı. Bu boşluklar sayesinde henüz keşfedilmemiş elementlere ait bazı özellikleri tahmin ediyordu ve bu özellikler sayesinde de biz o elementin keşfini daha kolay bir şekilde gerçekleştiriyorduk. Yani Mendeleyev'in bu çalışmaları sayesinde hızlı bir şekilde tabii ki ismi şöyle düzeltelim. Mendeleyev diyelim. Mendeleyev'in bu yaptığı çalışmalar sayesinde birçok yeni element keşfedilmiş ve bugün ...ki periyodik sisteme yerleştirilmiştir. Mendeleyev'in bu çalışmalarından sonra Mozeley ortaya çıkıyor... ...ve Mozeley yaptığı yeni çalışmalarda bazı eklentiler oluyor. Hani demiştik ki Mendeleyev'de 63 tane element var... ...artık çok daha fazla element var Mozeley'in yaptığı çalışmalarda. Çünkü Mendeleyev sayesinde yeni elementler keşfedildi. Mendeleyev kütle numarasını kullanmıştı ama Mozeley bu kütle numarası yerine kendi keşfettiği atom numarasını kullanmaya başlıyor. Bu atom numarası sayesinde Mendeleyev'in periyodik sisteminde oluşan eksiklikler, hatalar düzeltilmiş oluyor. Mozeley'in boşluğa ihtiyacı kalmıyor çünkü Mendeleyev'den sonra keşifler gerçekleşiyor ve yeni elementler burada yer alıyor. Peki bu atom numarasını nasıl keşfediyor? Atom numarasını X ışınları sayesinde keşfediyor arkadaşlar. Bu şekilde yaptığı deneyler sayesinde Elemente ait özelliklerin atom numarasıyla yani proton sayısıyla paralel olduğunu bize söylüyor. Şimdi Moseley'in yaptığı çalışmalardan sonra ortaya çıkan periyodik sistemde neler vardı? Onları bir değerlendirecek olursak öncelikle dikey sütunlar ve yatay satırlardan bahsedeceğiz. Dikey sütunları grup olarak isimlendiriyorduk ve hazırlanan bu periyodik sistemde aynı grupta yer alan elementlerin yani aynı dikey sütunda yer alan elementlerin birbirine benzer fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip olduklarını değerlendiriyorduk. Aynı satırda yer alan elementler e, atom yarı çapı olarak birbirine benzer birbirine yakın özellikler gösteriyorlardı sadece. 1A grubu, 2A grubu, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A şeklinde A grubunda yer alan elementleri, baş grup elementleri, aradaki B gruplarında yer alan elementleri ise geçiş elementleri ya da geçiş metalleri olarak değerlendiriyorduk. Mendel sonra Seaborg tarafından da lantanit ve aktinitler olarak alta iki tane daha satır ekleniyordu. Bunlar da şu 6. ve 7. periyotta yer alan e, belli elementleri se, e, simgeliyorlardı. Bunların tamamı bu satırda yer alamayacağı için ekstra satır olarak buraya yerleştirilmiş durumdaydı. Şimdi peki periyodik sistemde yer bulurken ne yapıyorduk? Yer bulurken de Temeldeki sistemimiz şuydu. İlk 20 elementten bahsediyorsak atomların katmanlara ya elektronların katmanlara yerleşme düzeni şöyle. 2 8 8 2'ye kadar yer alabiliyordu İlk 20 elementten bahsediyorsak. Yani kaç tane elektron taşıyorsa buraya gelene kadar yazıyoruz. Sodyum mesela 11 tane proton var. Dolayısıyla halinde 11 tane elektronu var. O zaman 2 8 dediğimiz zaman 10 elektronu yerleştirmiş olacağız. Dolayısıyla buraya bir tane elektron kalıyordu ve biz onun periyodik sistemdeki yerini belirlerken şunu yapıyorduk. Kaç tane katman varsa o bizim periyodunu söyler. Yani 3 tane katman var o zaman 3. periyottadır diyorduk. Grubunu da son katmanında yer alan elektron sayısı söylüyordu. Bir tane elektron var dolayısıyla 1A grubunda yer alıyor. Yani periyodik sistemde bir sodyum yerini bulmak istiyorsak ne yapacağız? Gideceğiz 3. periyod hemen 1A grubu elementine bakacağız. Sodyum tam da burada. Veya Klordan bahsediyorsak 17 tane proton var. Dolayısıyla 2, 8 dediğimiz zaman 10 tane yazmış olduk. O zaman geri kalan 7 elektronu buraya yazmamız gerekiyor. 2, 8, 8, 2 de bu şekilde yerleştirdiğimiz zaman klora kadar olan kısmı tamamlamış oluyoruz. Dolayısıyla bunun yerinden bahsediyorsak 3 tane katman var. O zaman 3. periyottaydı. Son katmanda 7 elektron var. O zaman 7A grubunda. Yani 3. periyodun 7A grubuna gittiğimiz zaman klorun yerini belirlemiş olacağız. Kalsiyuma gelelim mesela burada 20 tane olduğuna göre 2, 8, 8 dediğimiz zaman 18 tane elektronu yerleştirmiş oluyoruz. Son katmanı 2 elektronu yazdığımız zaman 20'ye tamamlamış oluyoruz. Dolayısıyla bunun yeri neresidir? 4 katman var o zaman 4. periyot. Son katmanında 2 elektron var o zaman 2A grubu. 4. periyot 2A'ya gittiğimiz zaman burada kalsiyumun olduğunu görebileceğiz. Helyum buradaki istisna durumumuzdu. Çünkü sadece 2 tane elektron var o zaman katmanlara dizilim bu şekilde. Bir tane periyot, e, katman olduğu için birinci periyotta burayla ilgili sıkıntı yok ama iki elektron olması onu 2A grubuna yazmamızı sağlamayacak. Çünkü birinci periyotta 2A grubunda element yok. Bunun fiziksel ve kimyasal özelliklerini incelediğimiz zaman soy gazla benzer bir eğilim içerisinde olduğu için birinci periyodun 8A grubuna yazmamız gerekiyor. Yani helyumun burada olduğunu söylememiz gerekiyor. İstisna durumumuzu bu şekilde değerlendiriyoruz gelelim periyodik özelliklerden bahsetmeye arkadaşlar. Periyodik özelliklerde ilk olarak atom yarıçapı kavramından bahsetmiştik. Atom yarıçapı neydi? Bir atomun çekirdeği ile çekirdeğe en uzak noktadaki elektron arasındaki mesafeyi atom yarıçapı olarak değerlendirmiştik ve periyodik sistemdeki eğilim olarak demiştik ki sola ve aşağı doğru geldikçe atom yarı çapı artar. Yani en sol en aşağıda kim var? Fransiyum. Dolayısıyla atom yarıçapı en büyük olan element de Fransiyum'dur veya sola doğru gittikçe arttığına göre bir periyodun en büyük yarıçaplı elementi her zaman için 1A grubunda en küçük yarıçaplı element her zaman için 8A grubundadır diyebiliyorduk periyodik sistemdeki en küçük yarıçapta sağ en üstte yer alan helyumdadır diyorduk arkadaşlar. Bunu bu şekilde tanımlıyoruz. Neden aşağı doğru gittikçe artıyordu peki? Çünkü aşağı doğru her bir adım inmek demek bir katman eklenmesi demek katman sayısının artması da çekirdekle elektronlar arasındaki mesafenin artması demekti. Peki neden sola doğru gittikçe artıyor yani neden sağa doğru gittikçe atomun yarıçapı küçülüyor? Bunun sebebi de sağa doğru gittikçe çekirdekle elektronlar arasındaki çekim kuvvetinin artmasından kaynaklanıyordu. Çünkü sağa doğru gitmek demek katman sayısının sabit kalması ama hem çekirdekteki hem de son katmandaki elektron sayısının artması demekti. Dolayısıyla bunlar arasında daha güçlü bir çekim oluşacağı için atomun büzüşmesine sebep oluyordu. İkinci olarak iyonlaşma enerjisinden bahsetmiştik. Tanım olarak ne dedik? Nötraldeki gaz haldeki bir atomdan bir tane elektron koparmak için ihtiyaç duyulan enerjiye iyonlaşma enerjisi denir demiştik. Şimdi periyodik sistemde aşağı doğru geldikçe atomun çapı büyüyeceği için çekirdeğin son katmandaki elektrona uygulayacağı çekim kuvveti düşüyordu. Dolayısıyla elektronu koparmak kolaylaşıyordu. Bu da iyonlaşma enerjisinin azalması demek oluyor. Yani periyodik sistemde aşağı doğru gittikçe iyonlaşma enerjisi azalıyor. O zaman yukarı doğru gittikçe iyonlaşma enerjisi artıyordur. Sağa doğru gittikçe benzer mantıkla atomun yarıçapı küçüldüğü için çekirdek artık bu elektronlara daha fazla çekim kuvveti uyguluyor. Dolayısıyla koparmamız zorlaşıyor. Bu da iyonlaşma enerjisinin artması demek oluyor. Yani sağa ve yukarı doğru gittikçe iyonlaşma enerjisi artıyor. En yüksek iyonlaşma enerjisi helyumda, en düşük iyonlaşma enerjisi fransiyumda veya bir periyodun en yüksek iyonlaşma enerjisi her zaman için soy gazlarda en düşük yoğunlaşma enerjisi her zaman için bir A grubunda yani alkali metaller grubundadır diyebiliriz. Bunu bütün periyotlar için söyleyebiliriz. Ancak iyonlaşma enerjisinde 3 aşağı 5 yukarı diye bir kuralımız vardı. Yani 2A ve 3A grubunu kıyasladığımız zaman normalde sağa doğru gittikçe artmasını bekliyoruz ama 2A 3A'dan daha yüksek iyonlaşma enerjisine sahip. Aynı şekilde 5A ve 6A gruplarını kıyasladığımız zaman normalde 6A grubu daha sağda olmasına rağmen 5A'dan daha düşük bir iyonlaşma enerjisine sahip. Yani sıralamada 1 3 2 4 6 5 7 8 şeklinde gitmesi gerekiyor. Sağa doğru gittikçe artış bu şekilde devam ediyordu. Ayrıca iyonlaşma enerjisinde birinci ikinci üçüncü dördüncü beşinci şeklinde iyonlaşma enerjileri sıralayabiliriz yani ilk elektron için birinci iyonlaşma enerjisini arıyoruz ikinci bir elektron koparmak istiyorsak ikinci üçüncü bir elektron koparmak istiyorsak üçüncü iyonlaşma enerjisi olarak değerlendiriyorduk burada iyonlaşma enerjisinin numarası arttıkça değeri de artıyordu ancak bazı durumlarda iyonlaşma e, enerjileri arasında bir uçurum oluşuyordu yani fark çok büyük oluyordu. Bu da katmanın değiştiği anlamına geliyordu. Yani bize e, periyodik sistemin hangi grubunda olduğunu söylüyordu. Yani mesela 2A grubunda bir elementten bahsediyorsak birinci iyonlaşma enerjisi ile ikinci iyonlaşma enerjisinin arasında çok büyük fark olmayacak ama ikinci ile üçüncü arasında çok büyük bir fark olacak. Çünkü iki elektronu üst katmandan kopardıktan sonra üçüncü bir iyonlaşma enerjisi için yani üçüncü bir elektron için bir alt katmana gitmemiz gerekiyor. Aynı şekilde 3A grubundaki bir elementten bahsediyorsak bu defa üçüncü ve dördüncü iyonlaşma enerjileri arasında bir uçurum bekliyorduk. Ardından elektron ilgisi dedik. Elektron ilgisini tanımlarken de nötr ve gaz haldeki yine bir atomun dışarıdan bir elektron alması sırasında gerçekleşen enerji değişimini elektron ilgisi olarak değerlendirmiştik. Aynı şekilde periyodik sistemde sağ ve yukarı doğru gittikçe elektron ilgisi artıyor çünkü atomun çapı küçüldükçe dışarıdan elektron almaya karşı isteği artıyor. Ancak burada istisna durumumuz nedir? 8A grubunu burada devre dışı bırakmamız gerekiyor. Çünkü 8A grubu soy gazlar, oldukça kararlı elementlerden oluştuğu için dışarıdan elektron almak falan istemiyorlardı. O yüzden elektron ilgisi en yüksek elementler 7A grubunda olması gerekiyordu arkadaşlar. 8A'nın elektron ilgisi oldukça düşük. Ancak 8, 7 adada yine bir istisna durumumuz vardı. Nedir? 7 annenin üstünde flor hemen altında klor yer alıyor. Normalde sağa ve yukarı doğru gittikçe artmasını bekliyoruz. Yani florun en yüksek olmasını bekliyoruz. Ancak klor flordan daha yüksek bir elektron ilgisine sahip oluyordu. Elektronegatifliğe geldiğimiz zaman bağ elektronlarına yapılan çekim kuvveti olarak tanımlamıştık elektronegatifliği. Aynı şekilde e, atom çapı küçüldükçe artan bir büyüklükten bahsediyoruz. Yani sağa ve yukarı doğru gittikçe elektron negatiflik değeri artıyordu. Ancak burada da soy gazlar bağ yapısına katılmadığı için bağ elektronlarına yaptıkları çekim kuvvetinden bahsedemiyoruz. Dolayısıyla soy gazların elektron negatiflik değerleri yoktur. Bu yüzden en yüksek elektronegatiflik yine aynı şekilde 7A grubundadır ve doğadaki en elektronegatif element flordur diyebiliriz. Metalik veya metalik özelliğe geldiğimiz zaman tabii ki birbirinin tam tersi yönde gelişmesi gereken e, büyüklüklerden bahsediyoruz. Atom yarı çapı arttıkça maddenin atomun elektron vermeye olan eğilimi artacağı için e, metalik özelliği artıyor. Çünkü metalik aktiflik demek elektron vermeye karşı eğilim demektir. Dolayısıyla metalik özellik periyodik sistemde sola ve aşağı doğru gittikçe artıyordur. Doğadaki en aktif metal kimdir? en sol en alttaki fransiyumdur diyebiliriz. Ya da bir periyodun en aktif metali nerededir? Bir A grubundadır diyebiliriz. Tam tersi yönde yani sağa ve yukarı doğru gittikçe de ametelik özellik artıyordur. Yani bir elementin bir atomun elektron almaya karşı isteği artıyordur. Ancak burada yine aynı şekilde soy gazların herhangi bir şekilde tepkimeye girme isteği olmadığına göre ametelik aktifliklerinin de olmasını beklemeyeceğiz. O yüzden en aktif ametaller halojenler yani 7A grubu elementleri olacak tıpkı elektronegatiflikte de değerlendirdiğimiz gibi ve en aktifa metalinde e, halojenlerinin üstünde yer alan flor olduğunu söyleyeceğiz. Kimyasal türleri ve kimyasal türler arası etkileşimlerin sınıflandırmasına geçecek olursak. Şimdi kimyasal tür olarak 3 tane türden bahsettik. Atom, molekül ve iyon olmak üzere. Atom... Ee, elementleri oluşturan temel taneciklerdi. Bir elementin bütün özelliklerini bize gösteren en küçük yapı taşı olarak değerlendirmiştik ve sembollerle gösterildiğini belirtmiştik. Molekül dediğimiz şey atom gruplarıydı. Aynı tür veya farklı tür olması değiştirmiyor. Ee, atomların bir kovalent bağlardan oluşan grup yapısını yani elektron ortaklaşa kullanımdan oluşan grup yapısını belirtiyorsa bunu molekül olarak değerlendiriyorduk. Mesela H2 hidrojen atomlarından oluştuğu için bir element molekülü olarak değerlendiriliyordu ancak amonyak veya glikoz molekülleri farklı tür atomlardan oluştuğu için bileşik molekülleriydi ancak ortak adı moleküldü tabii ki. İyon dediğimiz şey yüklü tanecik demek oluyordu. Bu atom veya atom grubu olabilir. Atomsa burada sodyum veya flor'da gördüğümüz gibi atomik iyon veya bu şekilde bir atom grubunun yüklü halinden bahsediyorsa kök iyonu olarak değerlendiriyorduk. Eğer pozitif yüklü bir iyon varsa elimizde katyon negatif yüklü bir iyon varsa bunu da anyon olarak değerlendiriyorduk şimdi kimyasal türler arası etkileşimlere geldiğimiz zaman ise kimyasal türler arası etkileşimi iki türlü sınıflandırma şansına sahip oluyorduk arkadaşlar Neydir bu birleşen türlere göre sınıflandırma türlere göre sınıflandırmada demiştik ki atomlar arasındaki etkileşimler atomlar arasındaki bağlar güçlü veya zayıf olma şansına sahip ancak moleküller arasındaki bağların tamamı zayıf özellik göstermek zorunda, zayıf etkileşim olmak zorunda. Yani e, zayıf etkileşimlerin tamamı değil ama e, moleküller arasındaki etkileşimlerin tamamı zayıftır diyebiliriz. Dolayısıyla e, doğru sınıflandırma etkileşimin kuvvetine göre sınıflandırma olacaktır. Biz kimyasal türler etkileşimleri bu nedenle güçlü ve zayıf etkileşimler olmak üzere iki temel başlıkta incelemiştik. Güçlü etkileşimler iyonik bağ Kovalent bağ ve metalik bağ olmak üzere 3 başlıkta inceleyeceğiz. Zayıf etkileşimler burası zaten artık 2. dönemin konusu olacak. Van der Waals ve hidrojen bağları olmak üzere 2 başlıkta inceleyeceğiz. Van der Waals kuvvetlerinin alt başlıkları var. Dipol dipol, indüklenmiş dipol etkileşimleri ve iyon dipol etkileşimleri olmak üzere. E, hidrojen bağda Zayıf etkileşimlerin en güçlüsü olan bir bağ türü olarak karşımıza çıkacak indüklenmiş dipol etkileşimlerinde alt başlık olarak dipol indüklenmiş dipol, iyon indüklenmiş dipol ve indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol yani bir diğer adıyla özel adıyla London çekim kuvvetleri olarak bunları ikinci dönem değerlendiriyor olacağız. Şimdi birinci dönem yaptığımız çalışmalarda güçlü etkileşimler vardı. İyonik ve kovalent bağ üzerine özellikle çalışmıştık. İyonik bağ için ne demiştik peki? Demiştik ki metal ve ametal atomları arasında oluşan elektrostatik çekim kuvvetine <laughs> iyonik bağ adı verilir. Daha da doğru ifadeyle metal atomlarının oluşturduğu katyonlarla ametal atomlarının oluşturduğu anyonlar arasındaki elektrostatik çekim kuvvetidir iyonik bağ. Peki buradan katyon buradan anyon oluşmasının sebebi nedir? Dedi ki metaller elektron vermeye meyilli olan taneciklerdir. A metaller ise elektron almaya meyilli olan taneciklerdir. Şimdi metaller elektronlarını a metallere verdikleri zaman kendileri pozitif yüklü tanecikleri yani Katyonları oluştururken ametaller aldıkları bu elektronlar sayesinde negatif yüklü yani anyonları oluşturuyorlar. Dolayısıyla bu pozitif yüklü tanecikle negatif yüklü tanecik arasında tıpkı mıknatısın zıt yüklerin birbirini çektiği gibi bir çekim kuvveti oluşuyor. İşte bu çekim kuvvetine de elektrostatik çekim kuvveti diyoruz ve iyonik bağ olarak isimlendiriyoruz. Bu mesela sodyum bir tane elektron vererek klorla böyle bir Lewis yapısını oluşturabilirken ...kalsiyum oksijene iki tane elektron vererek böyle bir Lewis yapısı oluşturabilir. Yani kalsiyum artı iki, e, oksijen ise eksi iki yüklü hale gelmiş olacaktır arkadaşlar. Lewis formüllerini belirtirken de alınan e, verilen elektron sayısını bu şekilde değerlendirip... ...anyon kısmını her zaman için kapalı parantez içerisinde belirtiyorduk. İyonik bağlı bileşiklerin yapısını değerlendirirken de kristal örgü yapısına sahip olduklarını söylemiştik ve her bir sodyum ve klor arasındaki bağdan bahsediyorsak her bir sodyumun 6 tane klorla her bir klorun da 6 tane sodyumla iyonik bağ oluşturduğunu işte bunların bir birim hücreye denk geldiğini yani C6H6 yapısının bir C6N6Cl6 özür diliyorum yapısının bir birim hücre olduğunu ve bu birim hücrelerin bir araya gelerek kristal örgü yapısını oluşturduğunu, bu sayede de iyonik bağlı bileşiklerin bazı önemli özelliklere sahip olduğunu, ne gibi bu kristal örgüsü yapısı sayesinde e, yüksek erime noktasına sahip olduklarını, dolayısıyla da tamamının oda koşullarda katı halde olduğunu belirtmiştik. E, bunların yani iyonik bağlı bileşiklerin e, bu tuz yapısı, kristal örgü yapısı sayesinde e, katı halde elektriği iletmezken sıvı halde veya sulu çözelti halinde iyonlar ortamda serbestçe dolaşmaya başladığı için elektrik iletkenliğine sahip olduğunu belirtmiştik arkadaşlar. Burası temel özelliklerimiz. İyonik bağlı bileşiklerin bir de adlandırması üzerine durduk. Adlandırmayı yaparken temelde bakacağımız mevzu neydi? Katyon ismi sonra da anyon ismini yazmak olacaktı. Dolayısıyla oluşan katyon ve anyonları değerlendirmemiz gerekiyor. Mesela şu bileşikten bahsediyorsak. Bu bileşiği hangi katyon ve hangi anyon oluşturmuştur? Magnezyum artı iki katyonuyla kükürdün eksi iki yüklü hali arasında oluşmuştur. Dolayısıyla magnezyum artı iki doğrudan metalin ismiyle isimlendiriliyordu. Yani magnezyum katyonu geliyor. Anyon olarak da kükürdün eksi iki yüklü hali var ve bunun sülfür olarak isimlendirildiğini biliyorduk. Dolayısıyla bu bileşiğin adı magnezyum sülfürdü. Demir ve oksijen arasında oluşan bileşik de Demir artı iki yüklüyken, oksijen eksi iki yüklü hale geliyordu. Bu bileşiği isimlendirirken, arkadaşlar şuna dikkat etmemiz gerekiyordu. Magnezyum bir A grubu metali, dolayısıyla her zaman artı iki değerliği aldığı için bunun hangi değerliği aldığını belirtmemize gerek yok. Ama demirden bahsediyorsak, demir B grubu metaliydi, artı iki ve artı üç olmak üzere iki farklı değerliği alma şansına sahip oluyordu. Burada hangisini aldığını Roma rakamıyla belirtmek zorundaydık. Dolayısıyla bunun ismi demir iki oksit olması gerekiyordu. Oksijenin anyon hali eksi 2 yüklü hali oksitken demirin artı 2 yüklü halinin katyon hali demir 2 olarak isimlendiriliyordu. Kurşun ve nitrat iyonlarından oluşan bir yapı var karşımızda. Dolayısıyla şimdi şunu ezbere biliyorduk zaten. Nitrat her zaman için eksi 1 yüklü olması gerekiyor. Dolayısıyla e, eksi bir yüklü bir anyon var. O zaman kurşuna ne düşüyor? Şurada iki olduğunu gördüğümüze göre kurşun artı iki yüklü olmak zorunda. Çünkü toplam yükün sıfır olması gerekiyor. İki tane eksi bir buradan geldiğine göre kurşunda artı iki varmış. Kurşun yine bir B grubu metali olduğuna göre kurşun değerliğini Roma rakamıyla belirteceğiz. 2 ve e, kök de olsa anyonun ismini belirtmemiz gerekiyor. Nitrat şeklinde e, yazacağız. Bizim İyonik bağlı bileşiğimizin ismi bu şekildeymiş. Kurşun 2 nitrat bileşiymiş. Kovalent bağa geldiğimiz zaman kovalent bağın metalik bağdan en önemli farkı ne? İyonik bağda, eee bağlı kovalent bağın farkından bahsetmemi özür diliyorum. İyonik bağda elektron alışverişi varken kovalent bağda elektronların ortaklaşa kullanımı söz konusuydu. E, kovalent bağ Ametal atomları arasında elektron ortaklaşmasıyla oluşurken... ...iyonik bağ metal ve metal arasındaki elektron alışverişine dayanıyordu. Şimdi kovalent bağda polarlık ve apolarlıktan bahsetmiştik. Apolar olması demek kutupsuz yapıda olması demek. Yani aynı tür atomlar arasında oluşuyorsa biz onu apolar kovalent bağ olarak düşünüyoruz. Yani hidrojenler arasında herhangi bir kutuplaşma mümkün değil. Ancak polar kovalent bağ farklı tür atomlar arasında oluşuyordu. Mesela hidroklorik asit molekülünü düşünecek olursak hidrojen var... Burada klor var. E, klorun elektronu negatifli hidrojene göre çok daha büyük olduğu için bağdaki bu elektronları kendine daha yakın tutuyordu. Bağdaki elektronlar klora yakın durduğu için de klor kısmi olarak negatif yüklenirken hidrojen kısmi olarak pozitif yükle yükleniyordu. İşte bu yüzden arada oluşan bağın polar özellik yani kutuplu özellik gösterdiğini söylüyorduk. Bir de molekül polarlığı, molekül apolarlığından bahsetmemiz gerekiyordu. Burada da moleküldeki kutuplaşmaya bakmamız gerekiyor. Mesela hidroklorik gazı, Eğer iki atomlu bir yapıdan bahsediyorsak e, molekül içindeki bağ apolarsa molekülde apolar, molekül içindeki bağ polarsa molekülde polardır diyoruz. HCl'de molekülün içindeki bağ polar olduğu için bu molekülün kendisi de polar olması gerekiyor. Diğer çok atomlu çok atomlu yapılara bakacağımız zaman e, bu defa e, atomun simetrisine bakmamız gerekiyor. Mesela bir amonyak yapısında atomun şu merkez atomdaki elektron çiftinden ötürü simetrisi bozulduğu için bu defa yine kutuplaşma olacağı için polar olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Aynı şey su molekülleri için de geçerliydi. Polar olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Molekül simetrisini bozan elektron çiftlerinden ötürü ama BH3'e geldiğimiz zaman burada merkez atomda elektron çifti yok. Simetriyi bozan herhangi bir etken yok. Dolayısıyla kutupsuz yani Apolar yapı olduğunu belirtebiliriz. Veya karbondioksit yapısında yine aynı şekilde e, simetriyi bozan herhangi bir etken olmadığı için bunun apolar olduğunu belirtebiliriz. Aynı şey metan içinde geçerli. E, molekül içi bağlar her ne kadar polar olsa da bu moleküllerin tamamında e, molekülün kendisi gayet simetrik bir yapıda olduğu için kutupsuz yani apolar moleküldür diyoruz. Kovalent bileşiklerin adlandırmasına geldiğimiz zaman bu defa Latin harfleri işin içerisine giriyordu. Latin harflerini kullanmamız gerekiyordu. Mesela şurada ilk ametelimiz neymiş? Kükürt. Şöyle unutmuyoruz. Öncelikle birinci ametelin sayısını söylüyoruz. E, Latin harfleriyle tabii ki sonrasında birinci ametelin ametalin adı ardından ikinci ametal sayısı ve son olarak da ve en önemli nokta olarak da ikinci ametalin anyon adını yazıyorduk. Yani kendi normal adını değil anyon adını yazmak zorundaydık ikinci ametalin. Mesela şuradan bahsediyoruz. Sak e, kükürt var değil mi? Birinci ametalin her zaman için ametal adını alıyoruz ve bir diğer önemli madde olarak ilkinin sayısı birse bunu belirtmiyoruz. Yani mono dememize gerek yok. Ne diyorduk peki? Kükürt ametal adını yazdık. Ardından İkinci ametelin sayısı di ve ikinci ametelin oksijen demiyoruz anyon adını yazıyoruz. Yani dioksit deyip ismini tamamlayabiliriz. Buna geldik. Birinci ametelin sayısı 2. Dolayısıyla di dedik. birinci ametelin adı azot. Ametal adını alıyoruz. İkinci ametelimizin sayısı 4. Dolayısıyla tetra dedik. Ve oksijen olduğu için anyon adını yazıyoruz. Oksit deyip geçebiliyoruz. Buraya geldik birinci ametelimiz hidrojenmiş. Dolayısıyla sayısını aldık. D hidrojen dedik. Ardından da ikincinin anyon adını yazıyoruz. Sülfür diyoruz. Kükürt demiyoruz bakın. Sülfür adını verip geçiyoruz arkadaşlar. Buraya geldik NB3. Birinci ametelimiz azotmuş ve sayısız bir olduğu için mono olarak belirtmiyoruz. Azot diyoruz. Ardından tri ikinci ametelimizin sayısı 3 olduğu için ve brom demiyoruz ne diyoruz bromür diyoruz yani anyon e, adını yazıyoruz. Buna geldiğimiz zaman birinci ametelimiz fosfor hemen normal kendi adını yazıyoruz. Ardından penta diyoruz 5 tane klor olduğu için ve klorun da anyon adını yazabiliyoruz. Buraya geldik. Birinci ametelimiz kükürt. Onu yazdık. Ardından heksa olduğunu belirttik. 6 tane flor olduğu için ve florun da anyon adını yazdık. Yani e, kükürt hegzafulürür şeklinde belirttik. Buraya geldiğimiz zaman ilk ametelimiz karbon. Hemen karbon olarak ilk ametelin ametal adını yazdık. Ardından tetra dedik 4 tane klor olduğunu belirttik ve klorun klorür şeklinde anyon adını yazdık. Buna geldiğimiz zaman 4 tane fosfor var. Tetra fosfor. Ardından 3 tane kükürt var. Tri, ama kükürt demiyoruz ne diyoruz? Anyon adını almamız gerektiği için sülfür diyoruz. Bu şekilde isimlendirmesini tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. İsimlendirmeyi de bu şekilde yapıyorduk. O zaman ne yapıyoruz? Ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz ve yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.